Yeniden döneceğiz Skype bağlantılarımıza ve ben hızlıca değerlendirmenize ilişkin yorumları da isteyeceğim diğer konuklarımızdan. Şimdi ben öncelikle şu Lübnan coğrafyasının çok kısa bir tanımım çünkü üzerinde konuşmamız gereken hususlar var. Bunlardan bir tanesi, bakın Lübnan tabi hemen İsrailin kuzeyinde bir ülke. İsrail ile sınırı 79 kilometre yaklaşık olarak. Ama e, bu Akdeniz'de olan e, şeysi, sahil kesimi 250 kilometrin üzerinde. Bu niye çok önemli derseniz bakın haritada, rejinin koyduğu haritanın şu tarafa doğru gelecek olursanız doğalgaz, hidrokarbon yataklarının da son zamanlarda bulunduğu ve çok öneme çıktı. bizi Gazze şeridindeki o küçük dar alanda bile bunun bahsi olmuştu. Burada 275 kilometrelik neredeyse 300 km'ye yakın bir alandan bahsediyoruz. Yani bu sahili, Lübnan sahilini kontrol etmek demek Doğu Akdeniz'de çok önemli bir deniz yetki alanı demektir. Hı hı. Demek ki Lübnan'ın işgal edilmesinin belki de gelecekteki işgal edilmesini işgal edebileceği bilmiyoruz ama böyle bir ihtimal olduğunu ben de çok önemsiyorum. Arkasında bulunan sebeplerden bir tanesi de enerji kavgalarının olduğunu unutmayın. Peki sadece bu mu? Hayır kesinlikle değil. Lübnan'ın, bakın şuradaki dağları, Lübnan Dağları diye geçiyor. Hı hı. Bir de Antilübnan, hemen karşıdaki Lübnan Dağları. Şu arada da Beka Vadisi, hep bil, konuştuğumuz evet. Beka Vadisi. Şimdi bu 3000 metrelik iki dağ sinsilesi de zirveleri 3000 metrelik. Dağ demek eşittir, kar, hadi şimdi mevsimlerse yağmur demektir. Hı hı. Bu ne demektir? Yağmur suları veya eriyen kar sularının aşağı ovaya doğru, işte Litanine'li şöyle gidiyor, aşağı doğru iniyor. Bir, bir nehir, bizim, evet, bizim anladığımız anlamda bir nehir değil. Yani daha böyle çay gibi bir şey değerlendirilir ama bu coğrafyada çok önemli bir e, mesela Şeria Nehri denir. Şeriye'de aslında küçük bir çay gibidir ama bu coğrafya çok önemli. Şimdi İsrail, Golan Tepelerini zamanında işgal etti. Niye işgal etti? Golan Tepeleri askeri e, zirvedir, çok önemlidir güvenlik açısından. E, Osmanlı da zamanında oraya Türkmen aşiretini yerleştirmiştir çünkü hakimi almak asker anlamda güvenliğin sağlanması için önemli bir yerde. Bu değişmez. Karabağ'da da böyledir. İşte Balkan'da, Şipka içinde belli yerlerde böyledir. Ama ikinci ve önemli bir konu Golan'da olduğu gibi sudur. Su rezervidir. Hı hı. Şimdi İsrail buraya bakınca ne görüyor biliyor musunuz? Dağların içinden akan suları görüyor. Yani biraz önce küresel anlamda çok önemli olan enerjiden bahsettim. Bir de buradan su kaynaklarından bahsettim. Ben şöyle değerlendiriyorum. İsrail bölgede ki ülkeleri şekillendirerek yavaş yavaş büyüme stratejisi elde, e, e, uygulamaya çalışıyor. Hı hı. Hani biraz önce söyledim ya bir e, hemen her gün savaş çıktı çıkıyor falan evet. değil ama bu uzun süreli bir savaş olacak derken bunu kastıyorum Ara hedefi, ara hedefi Lübnan güneyi, Liteneyri. Şimdi bunu bugün mü yapacak? Hani şimdi biz burada konuşuyoruz ya efendim yarın hemen tanklar girecek falan böyle bir şey olmayacak. Ne zaman olacak? Bana göre ne zaman olacak? Suriye'nin kuzeyindeki, buradaki birazdan genel Ortadoğu Ertesi'den evet. bahsederiz onu ama şöyle sadece kabaca söyleyeyim. Suriye'nin kuzeyinde çok değişik silahlı gruplar var. İşte İdlib'de var, PKK'nın grupları var, çok farklı gruplar var. Bunlar o coğrafyadan, kuzeyden gelen, Lübnan'a gelen, İran yanlısı gruplarla savaşacaklar. Yani İsrail'in kara gücü olacaklar. Peki burada ne olacak? O yardım kesilince, destek kesilince... Hızı kesilince diyelim. Hı hı. Ondan sonra İsrail buraya müdahale edecek. Evet. Yani ortamı şekillendiren bir İsrail. biliyorum. Niye böyle bir şey yapacak? Yani direkt girecek alacak gücü var mı? Askeri gücü, ateş gücü, nisbi muharebe gücü deriz biz buna. Tankı, topu, uçağı var mı? Var. Ama zayiat vermek istemiyor. Evet. Lübnan'ın biraz daha belki de zayıflamasına nokta evet. o noktada bekliyoruz. Aslında bu tabi, peki bugün mü olarak... başladı? Bugün başlamadı. Evet. 2020. 4 ve 6 Ağustos. Şu ana kadar dünyada gelmiş geçmiş nükleer Hiroshima ve Nagasaki hariç klasik anlamdaki patlaman olduğu en büyük dünyadaki patlama Beyrut'ta oldu. Evet. Amir şöyle söyleyeyim, gübre, hani amirin gübre bildiğimiz klasik gübre, ticari Pat gübre. Patlayıcı etkisi de çok Bu yüksek. Bu normal kendinden patlamaz. Bunu patlatmanız lazım. Bunu patlatmanın başka yolları vardır. Şimdi ona hı hı. girmeyeyim. Fakat. Bu limandaki patlama 300 bin kişinin buradan evsiz kalması, yer değiştirmesi, evet. 200 kişinin hayatını ama daha önemlisi Lübnan ekonomisinin çok ciddi anlamda çökmesine. Evet. Demek ki evet. düğmeye ne zaman basılmış? Askeri anlamda diyorum. Hı -hı. Yani Hı -hı. E, olayı çok da 73'e getiririm, 80'e getiririm. Onlara çok girmeyeyim sürenin kısmına ama düğmeye o zaman basılmış. Yani şu Lübnan'ın ekonomisinin zayıf atılması ve bundan da Hizbullah'ın sorumlu olduğu bölümü Şimdiki bombalar yani şöyle, sadece cephe dışarıdan açılmıyor. İçeriden de diyor ki, çünkü bütünleşik bir ülkeden bahsetmiyoruz. Model seçilmiş, iç savaşa maruz kalmış bir ülkeden evet, bahsediyoruz. Evet. Burada Hristiyan raplar var, Müslüman Araplar var, Dürzi'ler var. 250 bin, 1 milyon Dürzi, 250 bin burada monohitler var. Farklı farklı inanç birimleri var. Şey çok sever, küresel güçler. Yani inancı da kendi içine bölmeyi çok sever. Bu gruplar zamanında savaştırılmış Dolayısıyla... Bir yandan dış baskı, bir yandan ekonomik ve bu düzeni söyleyeyim siyasi anlamda birbirine düşerek yönetimi zayıflatma çabası var. Bunu iyi getirir. İşte bu İsrail'in kuzeye doğru büyümesi getirir. Evet. Bu bunu getirir. Burada eğer etrafında müdahale edecek güç var mı? Yok. Hı hı. Niye yok? Suriye mesela bizim de burada yanlışımızda. 2011'den beri biz doğru Suriye politikası izleyemedik. Şimdi bir dönüş manevrası var. İnşallah olur ama çok geçikmememiz lazım. Evet, bu, Zaman onu, çok onu daralıyor da konuşacağız. ikinci onu, yarıda. Evet, Çünkü onu, Suriye biraz daha net bir çizgi çekmiş evet. gibi görünüyor. Bir e, evet. kabine toplantısında Esad'ın açıklamaları var. Ben şimdi şu İzledim. harekatla ilgili özellikle e, onu Ortadoğu ertesiğinden biraz evet. daha geniş anlatalım. O çok önemli. Bakın şimdi şu şurada özellikle Beyrut'tan çok şu sektöre hava harekatı düzenleniyor. Hı hı. Niye düzenleniyor? Hatta Nasrallah da kendisi de söyledi. Biz dedi saldıracaktık, hazırlıkları yaptık, ee, sabah namazından sonra saldıracağını söyledi. Ee, fakat e, İsrail bunu istihbaratını çok önceden almış. Burada bir virgül koyalım mı? Yüz uçakla. Neden reklam biliyor musunuz? Mı? Hayır hayır reklam değil. Bugün Burak Bey'le konuşmuştuk aslında Skype'da. Siz de aynı bu istihbarat meselesinden bahsetmiştiniz. Evet. İsterseniz hani şöyle bir e, ifadede kullandı Burak ondan Bey. ondan sonra ben bu hareketle ilgili hava hareketi, Ona ilişkin birkaç yorumda katkıda bulun bize. Şöyle bir durumu düşünebiliriz. Şimdi 7 Ekim saldırısıyla alakalı İsrail hazırlıksız yakalandı. İsrail'in haberinin olmadığı... Evet. İsrail'in bu süreçle alakalı verdiği tepkilerin çok gecikmesiyle alakalı çok fazla sayıda doğrulanmış veri var elimizde. Demek ki buradaki harekatın tamamı yani Hamas'ın e, organize ettiği icraatlı etti, harekatın tamamı eee Gazze içinde sınırlı kalmış ve dışarıya bununla alakalı herhangi bir istihbarat paylaşımı yapılmamış. Zaten Haniye'nin de haberinin olmadığına dair sonrasında çok fazla yorum gelmişti ama Hizbullah'ın Lübnan'dan icra etmeyi planladığı harekatın İran'la koordineli olduğu çok bariz bir şekilde ortada. Demek ki İran'ın kendi içinde İsrail'e karşı, istihbarata karşı koyma faaliyetlerinde son derece başarısız olduğunun, İsrail'in ciddi anlamda burada bir nüfusunun etkisinin, nüfuslarının oluştuğunu söyleyebiliriz eğer ve bu istihbaratı İran'dan elde ettilerse diğer yandan Amerika'nın, İngiltere'nin de Fransa'nın işte uydu istihbaratıyla diğer farklı istihbarat kaynaklarıyla böyle bir bilgiye erişip de İsrail'e paylaşmış olmaları mümkün ama bunlar o kadar geniş coğrafyada noktasal bazda çok kolay elde edilebilecek istihbaratlar değiller değil değil. açıkçası. Benim teorim İran'ın e, Lübnan'da Hizbullah birlikte Ortak or, e, koordinettiği bu harekatla alakalı İran'dan kaynaklı bir istihbarat açığının oluştuğunu ve İsrail'in de bu istihbarat sayesinde Lübnan'ın harekatına önleyici bir saldırı icra edebilme yeteneğine kavuşmuş olmasına e, daha mantıklı, daha makul olarak görüyorum bu.